Dini özgürlük kavramı modern bir kavramdır ama mesela orta çağlarda, geçen antik çağda falan bu kavram bugünkü gibi bir muhtevaya sahip değil. Sizler de takdir edersiniz. Yani siz mesela bir Roma İmparatorluğu'na baktığınız zaman imparatorun dini ne idiyse bütün tebaası aynı dine mensup olmak zorunda. Sesaropapizm deniyor bu anlayışa. Yani Bizans tarihini mesela geçen antik çağını açıp okuduğunuzda din adına bu bağlamda yapılmış birçok zulümle karşılaşıyorsunuz. Mesela Hristiyanlık tarihi özelinde ben birkaç örnek vereyim size. Hem Yahudiler özelinde hem Hristiyanlar özelinde. Hristiyanlık ortaya çıktıktan sonraki süreçte ilk 300 yıllık zaman dilimi içerisinde mesela yer yer paganlardan ağır baskılar ve zulümler görüyor. Bakın, adım adım gideceğim örneklere. Hristiyanlık ortaya çıktıktan sonra paganlardan yer yer ağır baskılar görüyor. Mesela İmparator Decius dönemi 249-251, İmparator Valerianus dönemi 260'lar, 303-305, İmparator Diokletianus dönemi özellikle mesela. Sonra Konstantinos'tan itibaren, 4. yüzyılın 1. yarısından itibaren Hristiyanlık devlet tarafından resmen tanınıyor ve yarım yüzyıl içerisinde İmparator 1. Theodosius'a kadarki süreçte imparatorluk gittikçe artan bir ivmeyle Hristiyanlaşıyor ve Hristiyanlık resmi dine dönüşüyor 379-380 sonrasında. Ve Hristiyanlar iktidarı ele geçirdikten sonra diğer dinlerin müntesiplerine neredeyse sıfır yaşam şeyi tanıyorlar. Tam hocamın dediği noktaya geliyor bu. Yani dinin Evet, politize edilmesi, kullanılması politik olarak. Belki aynı sonuca varmayacağız. Yani Tamam. belki aynı benzer örneklerden gideceğiz. Bir de hocam tabii. Evet. Şimdi mesela bakalım. Geç antik çağda Roma İmparatorluğu Hristiyanlaştıktan sonra İşte İmparator Justinus döneminde, İmparator Justinianus döneminde, daha sonra Herakleios döneminde falan çıkartılan yasalara bakalım. Hazreti Muhammed'in Arabistan coğrafyasında din tebliğ ettiği sırada mesela Kartaca'da 600 küsür tane Hristiyan zorla Yahudi zorla vaftiz edilerek Hristiyan yapıldılar. Mesela Yakup'un öğretisi. Ben size kaynak ismi de söyleyeyim. Bu kaynağı açıp okuduğunuzda bunun yazarı Mühtedi bir Hristiyandır. Zorla Yahudiler zorla Hristiyan yapıldılar. İmparator Justinianus döneminden itibaren çıkartılan yasalarla zaten birçok Yahudi ve Samiri isyanı var. Bakın, yani teknik ifadeler kullanıyorum ama bunlara takılmayalım. Yani hızlı hızlı geçeyim. Dönün eski İran sahasına. Mesela Sasan İmparatorluğu var. 224 yılına kadar Pers İmparatorluğu diyeyim. Partlar. 224'ten sonra Sasan İmparatorluğu var. Sasani İmparatorluğu 410 yılında Seleukiye kıtesi fonda Müslümanların Medain dedikleri Sasanilerin başkentinde bir konsilde kendisi mecusi bir imparatorluk olmasına rağmen Hristiyanlığı tanıyor. Fakat sonraki sürece bakın, Hristiyanlar hem öncesinde hem sonrasında devamlı baskı altındalar. İmparator mesela diyelim ki Kisra Şapur. Yüz binlerce Hristiyan şehit zikrediliyor kaynaklarda. Abartı olsa bile çok büyük rakamlar. 410 yılından sonra İslam fetihlerine kadar geçen süreçte 1,5-2 asırlık süreçte Hristiyanlar çok büyük zulümlere uğramışlardır, çok büyük katliamlar görmüşlerdir, yer yer din adamı atayamamışlardır. Bakın, tanınmasına rağmen. Ve aslında biz hem Roma İmparatorluğunda hem Sasan İmparatorluğunda karşımıza çıkan olgu şudur: X bir dinin müntesiplerinin mukadderatı o dinin yani iktidar sahiplerinin iki dudağının arasında kalmış. Yani Yahudilerin mukadderatı Roma İmparatorluğu'nda Hristiyan imparatorların şeyine bağlı. Hristiyanların kaderi Sasani İran sahasında Mecusi rahiplerin veya Sasani kisralarının. Hepsi çok politik işte yani. Bunun Allah'la Peki, ilgisi ne? peki, Sorusuna peki yanıt İslam arıyoruz. ortaya çıktıktan sonra Tamam. yani biz özgün ne arayacağız? Hani biraz aslında belki o soruya da cevap. Bakın, İslam tarihinde ilk defa olarak biz zimmi hukuku diye bir şey görüyoruz. Aslında bu hep karıştırıldı. İşte Müslümanların hoşgörüsü, Müslümanlar çok hoşgörülü. Hayır, burada bir hukuk var. Nedir bu hukuk? Hem biz bunu cizye vergisiyle ilgili ayette hem Hazreti Peygamber'in yaşamı sırasındaki uygulamalarında görüyoruz. Evet, din yani din bazlı bir ayrım söz konusudur. Yani Müslümanlar bir topluluktur, bir sosyal organizasyondur, Hristiyanlar ötekidir. Ama Hristiyanların kendi içlerindeki mezhepleri de aynı şekilde. Bakın, çok enteresan bir şey söyleyeyim. Doğu Hristiyanlığı çatısı altında bizim incelediğimiz, ki benim o kitapta çok detaylı olarak anlattığım gruplar var. Kimdir bunlar? Süryaniler mesela, Ermeniler mesela, Kıptiler mesela.
Miyafizitler, Nesturiler, işte Melkitler vesaire vesaire. Birçok Hristiyan cemaat. Bunlar bu zimmi hukuku sayesinde, yani Müslümanların askeri fetihleri sayesinde varlıklarını devam ettirme imkanı buldular. Nereden buluyorsunuz bunları? Nereden biliyorum? Kendi kaynaklarımdan. Yani Müslüman coğrafyasında evet. Hristiyan olarak kiliselerini ve yaşamlarını sürdürdüler. Neden? Herhangi bir sorun yaşamadılar güvenli bir şekilde. Çünkü evet, ortaya konulan orijinal özgün. Bakın bunu şimdi belki bugünkü dini özgürlük kavramıyla karşılaştırdığımızda belki bir anakronizme düşebiliriz. Ama ben niçin Bizans İmparatorluğu'ndan ve Sasan İmparatorluğu'ndan örnek verdim? Çünkü karşılaştırmayı o kendi tarihsel bağlamı içerisinde yapmak zorundayız. Hocam özür dileyerek bir araya gireyim. Hocam şeyi de şöyle, şunu ben açayım ki hocam şey akademik konuşuyor. Estağfurullah. Ben tercüme edeceğim şimdi. Şöyle hocam, dünyanın şeyden sonra, Fransız devriminden sonra özellikle paradigması değişti. Yani eskiden ülkeler şey üzerine kurulu değildi, ulus devlet yapısında değillerdi. Tabanları bambaşkaydı. Biz aslında biraz bunun problemini yaşıyoruz. Yani bugün Müslümanlar olarak da bunun problemini yaşıyoruz. Bu süreçten sonra biz İslam'ı tekrar tekrar yorumlamadık. Bir yerde kaldığı için yorum eksikliğinden kaynaklı problemler yaşıyoruz. Mesela ya da yorum fazlalığından tabii, dolayı da yaşıyorlar. Mesela aslında tam tersi, hayır yok hocam, yorum fazlalığı her zaman iyidir. Geliştirir aklı yani. Yani yorumlar aslında bir zenginlik olarak. Mesela şöyle düşünün hocam, paradigma değişti. Siz mesela görünüm bugün söyleyeyim. Atıyorum ben işte evet. Ulus devlet yapısını sevmiyorum. Neden? Çünkü savaşıyorlar. Ya böyle demiyorsunuz mesela. Niye çok anlamlı geliyorsa ülkelerin savaşıyor olması? Değil mi? Yani çünkü paradigma orada ulus devlet ve bunun üzerine savaşır insanlar. O zaman da paradigma din. Yani bunun üzerine savaşmaları o çağda çok normal. Ama Allah'la bunun ilgisine. Buradan tarihselci yoruma geliyoruz. Bunları ben hocam, olumlu yani, buluyorum. Bir de şeyi de söylemek istiyorum. Yani ilk başta ayrılış noktasının nereden olduğuna dikkat etmemiz lazım. Ama ben Talih Hocam aslında tabii Allah'ın varlığıyla ilgili ne düşündüğünü sormak isterim o konuyla ilgili. Niye? Çünkü iş oradan başlıyor. Yani İslam'ın temel tezi, bakış açısı bir ayrışmanın olmasının sebebi bir gerçeğin olması. Aslında biz gerçekle ilgili iddialarda, dinde de, bilimde de, felsefede de bulunuruz. Mesela bilimde birçok kimse dünyanın yuvarlak olduğunu söylüyor. Ben de aynı kanaatteyim inşallah. Ama düz dünyacılar da var. Yani sonuçta düz dünyacılar çıkıp da biz işte yuvarlığa inananlar, düz dünyaya inananlar olacak diye bilimde dünyanın yuvarlak olduğuyla ilgili bir iddiadan vazgeçilmez. Veyahut da zamanın izafi olduğu ile ilgili 20. yüzyılda ortaya bir tez konulmuştur. Niye konulmuştur bu? Nedeni çok basit. Çünkü zamanın izafi olduğu düşünülür. Bunun evreni açıklayan gerçek olduğu düşünülür. Ha burada zamanın izafi olduğuna karşı çıkanlar olabilir. Yani bunun da inananları kafirler olabilir. İzafiyet teorisini diye endişe edilmez. Bu yüzden İslam'ın temel aksiyonu ortaya çıkıştaki başlangıç noktası şudur. Evrenin yaratıcısı Allah'tır. Sıfatları budur. Neden bunu savunuyoruz? Çünkü gerçek budur. Yani evet. İslamiyet bir şey moda olduğu için savunan bir din değildir. Gerçek olduğu için savunduğu iddiasındadır. Bir şey gerçek olduğu olarak savunulduğunda da düz dünyacıların ortaya çıkması gibi veyahut da başka konularda diğerlerinin çıkması gibi evet aynı şekilde İslam'ın ortaya koyduğu tezlerle ilgili Allah'ın varlığıyla ilgili de diğerleri olabilir. Ha buradaki otomatikman yani biz aslında sadece bu İslam'la ilgili almayalım. Herhangi bir alanda, bilimde, felsefede, başka bir alanda, ahlakta, herhangi bir konuyla ilgili iddiada bulunduğumuzda bunun aksini söylenmesi mümkündür. Onun kafir olunur, inkarcısı olunur. Bu mümkündür. Burada bence buradan gitmememiz lazım. Tabii ki bir şeyin inanan inanmayacağım olacak. Buradaki bence temel nokta İslam'ın ileri sürdüğü tezlerin doğru olup olmadığı meselesidir. Doğru değil. İslam, yani burada, İslam'ın yani, ama şey yani bunun bir insanları bunun üstünden şöyle düşünün. İslam'ın paradigmasının doğru olduğunu bizim inandığımız gibi aldığımızda şöyle düşüneceğiz. Bu ayrışma gayet normal. Niye? Çünkü gerçek evrendeki gerçeklik Allah'ın varlığı üzerine kurulu. Bu evreni yoktan yaratan Allah'ın ahireti yeniden yaratması kolay ve de bunu müjdelemiş demek ki olacak. Bu da bir gerçek bir Müslümana göre. Sonuçta bazıları bunu inkar edip inananlar inanmayanlar diye bir bölünme olacak diye Allah'ın hakikati insanlara bir şekilde bildirmemesi büyük bir eksiklik olurdu. Bu açıdan yani burada bir bölünme olacak insanlar arasında bence bizim bir eleştiri noktamız olamaz. İnsan ama bu mı? Gerçek değil. Şu açıdan mesela evren Allah'ın yarattığı tezi pekala bu evren ezeli olabilir, kendi kendine var olabilir, tesadüfen bütün her şey olmuş olabilir gibi mesela Allah'ın varlığına bir itiraz getirilebilir. Veyahut da ne bileyim Allah'ın varlığına inandıktan sonra ahiretin varlığına işte bu evreni yaratan yeniden yaratmaya gücü yetmez denebilir. Bir şey denebilir bilemiyorum. Bir yerden hareket edebilir. Yani
tezlere teker teker bence itiraz etmek mümkün. O da tartışılır. Bence oraya gitmek lazım. Ama neden bu tezler ileri sürüldü, inananlar oldu, kafirler oldu demek bence bir hareket noktası değil. Bir de İslam'ın özüne baktığımızda inkarcılara inkarcı oldukları için bir savaş yok aslında Kur'an'ın özünde. Karşı taraf saldırdığı için var. Yani Hac suresindeki ayete bakarsak sizinle savaşanlara karşı size savaşmaya izni verildi diyor. Evet. İşte belki Kur'an'ın en sert... Mesela orada şeyi söyle, fetihler meselesi soruluyor, doğru mu? Ama biz o zaten canım yani onun ben şahsen zaten hatalı olduğunu düşünüyorum. Burada Habertürk stüdyolarında da kaç defa söyledik. Yani şunun hatalı olduğunu düşünüyorum. Yani siz bir yeri ben fethedeceğim, şuranın ganimetlerine konayım diyor size savaş açmadan. O İslami değil. Savaş açtıysanız bu... Bir şey diyeceksiniz. Evet. Bu zaten hatalıdır ama bence o Kur'ani de değildir ama yapılmıştır tarihte. Evet.